Merhaba, ben Esen Blake. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kıymalı börek yapacağız. Bu kıymalı börek söylemek istiyorum. Benim çok sevgili arkadaşım İlknur'un yanında yıllardır çalışan yardımcısı Dilan'ın tarifi. Ben bunu Bodrum'da yedim, delirdim. İnanılmaz bir tarif. Birebir onunkini yapmayacağım ama benzer bir tarif. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hızlıca malzemeleri sayıyorum. Sonra nasıl yapacağımızı anlatacağım. 3 tane büyük soğanım var. İri iri küp küp doğradım. 500 gram kıyma, 2 yemek kaşığı sıvı ayçiçek yağım var. Yine aynı şekilde 1 su bardağından biraz az sıvı ayçiçek yağım var. Bunu sosu için kullanacağım. 1 dolu büyük su bardağı da sütüm var. Tuz, karabiber ve 5 adet yufka kullanacağım. Hızlıca nasıl yapacağımızı göstereceğim ama önce ocakta kıymamızı ve soğanımızı hazırlayalım. Onları hazırladıktan sonra da tepsiye nasıl dizeceğimizi ve fırınlayacağımızı gösterelim. Hadi yalçın. Şimdi ben bunu yavaştan ısıtmaya başladım. İçine iri iri küp küp doğradım. 3 adet soğanı koyuyorum. Orta boy soğan. Bunu böyle güzelce karamelize olmadan terletene kadar pişireceğim. Böyle şeffaflaşınca da kıymayı ekleyeceğiz. Şimdi soğanları güzelce terlettik, şeffaflaşmaya da başladılar. İçine kıymayı koyacağım. Bu böreğin en büyük özelliklerinden biri içini tam pişirmiyor olma. Böyle yarı pişkin, yarı çiğ bir hal olacak. Ben şimdi bu kıymayı ekliyorum. Ve böyle yarı çiğ, yarı pişkin bir kıvama gelene kadar sotelemeye devam edeceğim soğanlarla. Şimdi bu kavrulurken içine 2 tatlı kaşığı tuz koyacağım. Böyle. Bolca karabiber. Annem olsa bu aşamada bir tatlı kaşığı da şeker koyardı ama ben şekersiz yapacağım. Evet, içi bu kadar. Daha fazla pişirmeyeceğiz. Hafif pembe kalmasını istiyoruz kıymanın. Görüyor musun Yalçın? Kapıyorum altını. Böyle çiğ parçalar da var bu arada. Şimdi bunu tezgaha alıp böreği dizmeye başlıyoruz. Şimdi kıymayı hazırladık, soğanla beraber orada hafifçe bekleyecek. O arada biz şu sıvı yağımızla sütümüzü şöyle karıştıracağız. İçine yine 2 çay kaşığı şöyle tuz atıyorum. Bunu şöyle güzelce karıştıracağım. Ha, biraz sıçrattığının farkında mısınız? Şimdi bu karıştı. Bunu böyle koyalım. Burada kurumasın diye beze sardığım yufkalar vardı. Şimdi onlardan bunları gene koyalım kenara kurumasın. Önce bir tanesini alta yayacağım. Yapabilirsem çok iyi olacak ama açamadım yufkayı. Bazen öyle bir paketliyorlar ki bunları. Yapışıyor değil mi? Yapışıyor. Bak yapıştı bu. Neyse, problem değil zaten 5 kat yapacağımız için. Aa, olacak iş diye. Görüyor musun Yalçın? Evet. Görmez olaydım. Görmez olaydım ama bu ne ya? Heh, tamam, böyle böyle. En alt katları yırta yırta açıyoruz. Gerçekten olacak iş değil. Neyse, ben şimdi bunu açacağım. Gerekiyorsa parçık pinçik yaparız. Hiç problem değil. Tek değil bu. Yok. Ara katı parçık pinçik yaparız. Şimdi şunlar dursun şurada. Şimdi bunu bir alt kata yayalım. Zaten bu pişerken biliyorsunuz kendine geliyor. Şimdi bunu böyle yaydım. Üzerine şöyle sosumdan gezdiriyorum. Şöyle ağzım sulandı yaparken. O kadar güzel bir börek oluyor ki bu. Sonra üstüne gene bu kalın parçaları düzelterek şöyle bir kat daha koyuyorum. Bunun üzerine gene sos dökeceğim şöyle bolca. Bu nefis bir börek oluyor. İnanamayacaksınız ne kadar lezzetli olduğunu. Şöyle. Şimdi bir kat daha koyacağım şimdi. Kıymayı ne zaman?
Üçüncü katın üstüne koyacağım kıymayı. Güzel evet. Sorular Yalçın bunlar. Kritik yerden seyirciye oynuyorsun şu anda farkındayım. Şu anda şunu şurada açayım. Bak bu daha iyi sanki. Kendim için zorlaştırabileceğim kadar zorlaştırdığımı farkında mısınız bunu? Şimdi bu. Gene şöyle. Üçüncü kat. Şimdi bunun üstüne de. Hop. Bolca. Sütlü ve yağlı karışımdan koyuyoruz. Alma Yalçın oraları. Şöyle. Normalde de böyle mi? Ya bin türlü börek taşı şekli var. Ben bunu bu şekilde yapıyorum. Bir mahsuru yoksa senin için. Yok olabilir. Bakacağız. Şöyle. Bakar mısın içine? Soslu. Çok iyi. Bütün soğanını ve kıymasını ve suyunu koyuyorum. Şimdi bunu bir yayalım. Şöyle. Yalçın şapırdattın mı? Ben yanlış mı duydum? Bence yanlış duydum. Bak bir şapırdama duydum sanki ben. Sevim ben ya. Ay. Şimdi üzerine. Artık burada açabilirim bunu. İkinci kat. Bana bunu yapma. Güzel güzel açıl. Lütfen. Şöyle ikinci kat. Daha doğrusu dördüncü kat yufkamı koyacağım ama üst kat iki kat olmuş olacak böylece. Burada hop. Şapırtılarını tutuyorsun farkındayım. Şunu da gene böyle koyuyorum. Yine üzerine böyle oh sosunu. Ben şapırdatayım. Sen utanıyorsun ama. Efekt yapalım. Efekt yapalım. Selin buraya şeyi koyar mısın lütfen? Şapırdatma sayısını aşağıya yorum olarak. Aşağı. Ve son katman. Onu da şöyle daha düzgün bir şekilde üzerine oturtalım. İçinin de bir önemi kalmadı şu an. Bu parçalı olan kısımları. Tabii canım. Hiç öyle bir dünya yok yani. Yemek lezzetli olduktan sonra tabii. İlk önce lezzet. Sonra böyle inanılmaz görünüp böyle yediğinde yavan. Hiçbir anlamı olmayan şeyler de var. Ona gireceğine. Böyle daha iyi. Şöyle. Bunu da güzelce yedirmiş bulunduk. Şöyle kenarlarına da koyalım. Hop. Nasıl bir tarif verdiğimin farkında mısın bak? Bütün malzemelerimi bitirdim. Şöyle koyayım. Ziyan olmaz. Yes. Şimdi bu börekçiğimizi şu kenarı da sileyim. Çörek otu çıkarmıştık biz. Arkanda. Aldım. Şimdi bunun üzerine şöylecine bunu da serpelim. Oh. Ve 200 derecelik fırına böyle hafifçe çıtırlayıp böyle rengi de altın sarısı olana kadar atalım. Sonra da dilimleyip nasıl olduğunu bakacağız. Neyse bunu kapatırım şimdi konuşmayacağım. Börek pişti, fırından çıktı. Yalçın sen börek çok seviyordun. Evet. Dinle bakalım. Duyuyor musun? Duymaz mıyım? Şimdi bir dilim keselim hemen. Hop yere gitti bir parçası ama. Şöyle. Of nefis kokai. Başarabilirsem yapacağım. Bir şey alayım. Geliyor. Çıkarabileceğim mi sence? Biraz zor. Sıcak çünkü daha. Evet. Soğusa daha rahat çıkacak da. Görüyor musun? Süper. Hı? Çok güzel. Zaten çok güzel oluyor. Ben de şuradan tadına bakayım. Of. Bakalım. Selin seviyor musun börek? Severim. Severim. Ben sebzeciyim. Yağmamı bekliyorsun biliyorum Yalçın ama
Baksana ne kadar sıcak. Acele etmem. Görüyor musun dumanını? Görüyorum. Nasıl? Denemeye değer. Morali bozuldu. İnanılmaz olmuş. Bana hep soruyorlar böyle. Bu kadar yemek yapıyorsunuz, kilo veriyorsun falan. Çok zor veriyorum. Gerçekten çok zor ama çok lezzetli bir börek olmuş. Kanaldaki diğer börek tariflerine bakmayı, istediğiniz başka börek tarifleri varsa aşağıdaki yorumlar kutusuna bırakmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olun. Olun! Kanala abone olun. Mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşürüz.